İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik acımasız saldırıları 397 gündür devam ederken, ordunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampına düzenlediği saldırıda Esani ailesinin evi bombaların hedefi oldu. İlk belirlemelere göre aralarında çocuklarında bulunduğu 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılırken pek çok Filistinli de yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü görevlileri abluk altındaki Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi'nden aralarında kadınlar, çocuklar ve yaralıların da bulunduğu Filistinlileri tahliye ediyor. Hasta Filistinlilerin tahliyesi için gerekli çalışmalar yürütülürken ihtiyaç duyduğu tedaviyi almak için Gazze şeridinden çıkarılmayı bekleyen yüzlerce hasta Filistinli bulunuyor. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik acımasız saldırıları 397 gündür devam ederken, ordunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda Ebu Dakka ailesinin evi bombaların hedefi oldu. Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları Avrupa Hastanesi morguna getirildi. Yakınlarını kaybeden Filistinlilerin üzüntüsü yürekleri burkarken enkaz altında kalan kişilerin olduğu bildirildi. Allahu Ekber! Siyonistlerin Gazze'nin kuzeyindeki kontrol noktasına düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Filistinlinin yakını gencin saldırı sonrası saatlerce kan kaybı yaşadığını aktardı. Diğer yandan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Lübnan resmi ajansında yer alan habere göre İsrail savaş uçakları Baalbek kenti ve köylerine 30'u aşkın saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında kadınların da olduğu 50'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi yaralandı.